Hiç ekşi sözlüğe adını yazıp baktın mı? Yok, yasak bana. Kendi hakkında yazılanları okuyor musun hiç? Yok, yasaklandı bana. Niye, kaldıramıyor musun? Ben o kadar taşacak geçtim videoda, gitmişsin ağzına tıkmışım böyle şeylere. Anlatmışım bir tane videoda. Oğlum anlatmadım. Geçenlerde bir ablamızla fotoğraf paylaştın Instagram'da. Sürekli onun sevgilinin olduğu iddiaları yayıldı. Doğru mu? Yani... Çok aşk dolu bakıyor gözlerin. Senin gibi işte arabalarımı falan filan koymuyordum Instagram'a ben de. Onlar benim arabalarım değil. Her neyse, sonuçta seninmiş gibi yapıyordum. Sen galiba Orkun'un boks olayını yalan demişsin. Videom izlensin diye artık öldürecekler kendilerini çocuklar. Son zamanlardaki popüler olan boks maçı furyası hakkında ne düşünüyorsun? O zamanında diss mi atıyordunuz siz birbirinize? Ben atmadım. Zamanında şimdi... milyonlarca izlendi. Ne yaptın o parayı? Ruhi müthiş videolar yapıyor biliyorsunuz zaten. Türkiye'de yeni medyanın belgeselcisi diyebiliriz Ruhi için. Sevgili Murat da kendi kanalında 48 saat uyumadım, su içtim böyle oldu tadında videolar yapıyor. Ben onu da çok takdir ediyorum. Sonuçta Türkiye'de bize mesela çok fazla üniversite ödül verdi. Çok teşekkür ederiz. Ödül almamızın sebebi Murat'tır. Neden? Adam açıyor YouTube'u, diyor ki Murat var, Oğuzhan var. Bize öyle büyük destek verdi ki hala verdiği destekten kurtulmaya çalışıyoruz. Sürekli Ayşan'la. Bunu seni eleştirmek için söylemiyorum. Neden eleştirmek? Tamamen İçin götüne sokuyorum. Murat bu şakaları kaldırabilecek bir arkadaşımız evet, oldu. Şimdi yaşı da çok genç, anlamıyor birçoğunu ama. Ne mi geldim ben buraya? Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Murat Show'un yeni bir bölümüyle daha beraberim. Hoş geldin. Hoş buldum. Benim sahip olduğum en ünlü ve en yaşlı tanıdığım arkadaşın, dostum. Çok büyüksün ya, abim. Hah, abim. Gel bir öpeyim valla. Bir de en kısa diyecektim. Seni öpebilmek için şu anda tahtalara tırmanıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne güzel format yapmışsın öyle. Format çok Murat. Fena ya. Gerçekten vallahi inanılmaz yani. Hiç aklına gelir miydi böyle? Asla. Asla. Talk show'u oyuna çevirmek. Böyle bir şey benim aklıma gerçekten gelmezdi yani. Dünya üzerinde talk show formatı her şeye evrilmiş. İyi yapabilenle yapamayanlar ayrıştırılmış. Bence sen iyi yapanlardan olduğun için ha oyun ha talk show, yani o çok da fark etmeyecek dedim. Teşekkür ederim. Ya sen normal kendin olduğun zaman biz seni çok seviyoruz zaten. Ha burada bilgisayar var ha yok. Yani şu muhabbeti seviyor insanlar. Biz biliyorsun bütün ekip olarak oturuyoruz, seni izliyoruz videolarını. Bunu diyordun geçen yıl Ağustos'ta. Evet diyorum hala. Ama geçen programa geldiğimde öyle demedin. Sende bok çıktı, çiş çıktı diye video yapmaya ama başladım. Geçen yıl Ağustos'ta da o videolara zaten sahiptin mi? Tamam sahiptin de biz onları göz ardı ediyorduk. Şu an niye göz ardı etmedin? Çünkü senin kanalındayım, senin programındayım. Hayır şu an değil, o son geldiğinde niye göz ardı etmedin? Çünkü benim programımda o. Ama ondan önceki senin programın değil miydi? O da benim programımdı. Arada ne fark var? Bir tanesi 50 bin izleniyordu günde, diğeri 1.4 milyon izleniyordu. Yani 1.4 milyonun önünde ben s**tilmeli miydim yani? Tabii ki. Anladın mı yani? Bok yiyorsunuz, ona lafınız yok. Ben iki tane laf söyleyince size abim diyorsunuz, iki tane laf ediyorum, Enes de aynısını yapıyor. Geliyor orada haklısın abi falan abi. Ondan sonra gidiyor video çekiyor, ya Oğuzhan abi bana niye böyle dedi. Ben bok yemedim. Bana bok gönderildi. Evet. Bok videosunda benim herhangi bir suçum yok. Yok. Senin laf ettiğin ikinci video 48 saat yemek yememek. Ha o niye ya, bir şey söyleyeceğim. 48 saat yemek yememek videosu çekiyorsunuz, abi niye 48 saat değil? Bana güvenmen gerekiyor onu. Niye güveneyim canım? İzleyicilerim bana güveniyordu, o yüzden inandılar o videoya. Hakikaten de yemedim ama ya. Ve ben 130 kiloydum. Ben ne yapsaydım? 48 saat yemek yeme videosu mu? Bu arada bu müthiş bir başarı. Gerçekten tebrik ediyorum. Adam bir anda içinden jön çıktı adamın ya. Ben ilk tanıştığımda gerçekten... Sen ilk tanıştığında ben insan değilim. Yağır bir çocuktun yani. Ama çok da sempatiktin. Ben o halini de çok seviyordum senin. O insanlar da öyle diyor. Şu an zayıfladığım için beni sempatik bulmuyorlar. Daha önce hiç oyun oynadın mı? Hayır, çok kötü bir çocukluğum oldu bu. Yani PES oynuyorum, futbol oyunu. Call of Duty'nin zombi öldürme bölümlerine bayılıyorum. Özellikle böyle hani bitmiyor ya level. Sen evet. Ölene kadar bit. Hiç bitirebildin mi onları? Bitmiyor ya zaten. Ama 90. level'a geldim yani. Ben 37 gördüm en fazla. En son ne zaman oyun oynadın? 6 ay falan oldu ya. PUBG'yi biliyor musun peki? Çok duyuyorum. Duyuyorsun ama oynamadın. Yok oynamadım. Hatta hiç görmedim de ilk defa görüyorum. O zaman sana öğreteceğiz şimdi. Hazıra bas. Bastım. Şimdi bu görmüş olduğun oyunu GTA ve Counter'ın karışımı gibi bir şey düşün. Talk show'la oyun karışımı gibi. Evet onun gibi. Harika. Müthiş olacağını eminim o zaman. Neden elma atıyoruz kafamıza? Ya bu oyunun salak salak işleri, ben sevmem böyle şeyleri de. Başlangıçta böyle elma gösteriyor. Başlangıçta Counter'da bir mantık vardı hani bıçak silip pip 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 geziyorlar oyun başlamadan önce. Bunda da elma atıyorlar ki aynen. Daha tatlış mı olsun acaba? İşte zaman geçtikçe oyuncuların yaşı küçülüyor ve bu şeyler yumuşuyor böyle. Bir yerde sürünüyor şu an. Millet birbirini s**yor burada. Üst üste çıkıyorlar. Neredesin sen? Yat bir. Z'ye bas. Ya biraz önceki örneğinden sonra yatmam. Uçaktan atlayıp kendimi oraya mı göstermem ateşleyeceğim? Aa boyun uzamış sen. Orijinali. Şuraya geldiğinde F'ye basacaksın. Nereye geldim be? Geldi bak. Nereye? Okun üzerine geldi. Nereye? Gel atla bas F'ye. Ya gelmedi ki. Geldi lan. Atla.
Atlamadın hala. Atladım yavrucuğum. Neredesin? Bu oyunun amacı nedir peki? Bu oyunun amacı böyle itemleri toplaya toplaya. Senden neden tüfek var ya bende hiçbir şey yok. Birinci olmak. Sana lan vurma lan. Çok kızdım sana şu anda çünkü. Gidiyor. Su küçüğün tüfek büyüğün. Bekle al tüfeği al. Allah al tüfeği al öldürdün ya ne yapıyorsun? Ne? Dost ateşi olarak görmüş. Ama tüfeği şimdi bıraktım. Bana tıkla F'ye bas bana. Hah yeniden canlandır. Aa seni niye yeniden canlandırıyorum? Ya şu an İhtal. Bir... Lan canlandır beni. Hayır önce tüfeği alacağım biz. Sonra seni ya. Şey yapacağım. Ya niye sürekli canlandırıyorsun? Tava basar mısın? Tamam. Tava bas oradaki silahları. Tamam canlandırıyorum. Canlandırması da 5 saniye sürüyor arkadaş. 10 saniye sürüyor. 10 mu? O yüzden 2 kere iptal ettim. Büyük zarardayız şu an. Bizim ikimiz takımız. Biz bir şekilde güçlerimizi birleştirip. Tamam mısın? Düşmanın yarısını ver o zaman. Gerekiyor. Tamam tüfeği al. Ben geri verecektim sana. Geri vermeye çalışırken öldürdün ya. R'ye bas doldur şarjörünü. Evet. Hayır benim canım düşen. Ben ne yapacağım? Oğlum doldurduk ya işte. Canımı doldurmadın. Beni ölümden döndürdün ya sadece. Ya senin canını yerim ben. Tansiyonum düşük şu an. Benim haricimde karşına çıkan bütün adamları öldürmen lazım ki kazanalım. Tamam ama seni daha yeni tanıyorum. Lan nerede yeni tanıyorsun? Beraber atladık. Şu odayı lootla sen. Ben o arada sana bazı sorular soracağım. Bunların anlıyor musunuz ne dediğini? Lootlamak topla, odayı topla. Ne var ne yok topla odayı. O zaman ben makineli tüfek alayım. Geçenlerde bir ablamızla fotoğraf paylaştın Instagram'da. Sürekli onun sevgilinin olduğu iddiaları yayıldı. Evet. Doğru mu? Değil. Neden sevgilinmiş gibi bir imaj çizildi peki sence? Çünkü sinema filminde oynadık ve sinema filminde sevgilim de. Ama fotoğrafta da çok sevgiliymiş gibisiniz ya. Yani... Çok aşk dolu bakıyor gözlerin. İyi oyunculuk. Gerçekten tebrik ederim. Teşekkür ederim. Peki normal gerçek hayatında farklı bir sevgilin var mı? Farklı derken mesela üç bacaklı gibi. Herhangi bir sevgilin var mı? Yok. Neden? Çünkü vaktimiz yok. Burada bak zırh var bak. Bunu da al. Ya niye bu kadar şey alıyoruz ya? Ya al sen güçleniyorsun işte ne istiyorsun da? Ya hadi gidelim savaşalım. Niye topla 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 ya? Abi şu anki ya. Senle ben açıkça böyle savaşa girmeye... Anneanne gibi ya evladım şimdiden arazi alın lazım. Senle savaşa girmek istemiyorum şu an ya. Ya gir ne olacak ya? Ya o oyun mu ya? Öldüreceksin hepimiz a**ayım. Ya ben niye seni öldüreyim ya? Yumruklayayım mı bir daha yani onu mu istiyorsun? Tamam yapma tamam. Tamam hadi gidelim. Tamam gel yanıma burada güzel silahlar var. Bisikletle gidelim. Ya burada ben tecrübeliyim. Niye benim lafım dinlenmiyor? Tamam dinleniyor tamam. Lütfen ya. Pardon. Rica ediyorum. İlk başta beni öldürdün. Gel şuradaki silah mermiyi de al o sana lazım. Uf çok iyi ya. Ama bu boku çıktı ama. Ama belinden vurdum. Ama onun boku çıktı abi. Aa sen de beni vuruyorsun şekerim. Abi boku çıktı artık yani bu işin. Dururum. Bak oyununu ben soru soracağım. Beni kaldır öleceğim. La öldüm. Allah rahmet eylesin. Çok iyi çocuktun gerçekten. Of. Kafandan da vurayım. Son zamanlardaki popüler olan boks maçı furyası hakkında ne düşünüyorsun? Milletin sürekli birbiriyle boks yapma teklifleri falan. Yani şey çok güzel. YouTube'da YouTuber'ların birbirleriyle ilgili iletişimleri benim çok hoşuma gidiyor. Zamanında diss mi atıyordunuz siz birbirinize? Ben atmadım. Eğlenceli görseller çıkıyor ortaya. Boks maçı da eğlenceli bir şey çıkartacaktır ortaya illaki. Peki sen boks maçı yapacak olsan kiminle yapardın? Yok ben YouTuber'lar diyorum baba. Biri sana teklif etse ne yaparsın? Yani çok mutlu olurum. Boks maçı teklif etse? Olabilir. Kabul eder misin? Etmem tabii ki de. Hoşuna gider mi? Gider tabii. Et bana mesela şu anda. Boks yapalım. Çok hoşuma gitti. Mesela onun gibi o kadar. Sana bir konuda ben açıklama yapmak istiyorum. Yap. Bir de artık başka bir yere gitsene. Ama sen yoksun cesedin gitmiş. Cesedin gitmiş. E yok öldüm. Kafasını ateş ediyordum ya. Bunu senin videoda izlemedim. Duydum sadece. Sen galiba Orkun'un boks olayını yalan demişsin. Yo. Beyaz Show'da şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki çocuğun bir tanesi bir video çekiyor ve 5 milyon izleniyor. Bir dahaki videosu kesinlikle o kadar izlenmeli. Deliriyor yoksa. Çünkü çok gençsiniz moruk. Yani bu sevilmenin, takip edilmenin psikolojisini öyle herkes kolay kolay kaldıramaz. Videom izlensin diye artık öldürecekler kendilerini çocuklar. Psikopata bağladılar. Kimisi dedim kendine yumruk attırıyor. Kimisi gidecek arabayla uçurumdan uçacak. Bakın beni izleyin, abone olmayı unutmayın. Abone lan. Mesela işte anladın mı? Yapmayın. Yapmayın yani. Düzgün bir içerik yapıp arkasında durmak yerine 5000'de izlense ben bunu çekeceğim demek yerine 10.000 izlendi bu gidip kendime atayım şuradan da 2 milyon izlensin derseniz bir bok olmaz öyle saçma sapan videolarla dolar YouTube ki. Ya ben sana boşu boşuna biz senin videolarını izliyoruz demiyorum sonuçta burada. Hani geldim de senin programına konuk oldum ya çok da izliyorum videolarını inşallah hemen daha fazla. Öyle bir yavşaklık yapacak değilim. İzliyoruz aynı samimiyeti ve şu anda ben buluyorum mesela o samimiyeti. Ama şöyle bir şey var. Aynı samimiyeti gösterdiğim zaman videoların izlenmemesi gibi bir durum çıkıyor. İzlenmesin abi. İzlenmeyince ne olacak? Tamam izlenmeyince diyorsun. Kaç bana, kişi izliyor? Beni maaşa bağla. Tamam kaç kişi izliyor? 30-40 bin izlendi benim. E tamam ne güzel. Müthiş. Yani 30-40 bin izlenme demek ayda 5-6 dolara denk geliyor. Ya yavrucuğum. O videodan. Zamanında şimdi... milyonlarca izlendi. Ne yaptın o parayı? O parayı hakikaten ha, ne yaptık? Ben biliyorum ne yaptığını Antalya'da. O para başka o değil. Anladın mı? Hayır hakikaten o değil. Hakikaten nerede lan para? Atta. Atlayayım mı? Ben daha uçağı göremiyorum ki. Neye bastın sen? Ha, hop.
Atla yukarıdan sarı kırmızı turuncu oklara doğru git. Tamam. Oğuzhan abi. Efendim canım. Neden videolarında çok küfür ediyorsun? Ölçmedim ki abi. Neden videolarında bu kadar küfür ettiğini sorabilir miyim? Küfür kalbin bokudur kardeşim. Küfür ettiğin zaman seviyenin düştüğünü düşünüyor musun? Hangi seviye? Genel seviye. Kim belirliyor o seviyeyi? Şu an soruyorum. Küfürden rahatsız olan insan bence bir tık sapıktır. Çünkü küfürü ciddiye alıyordur. Evet. Küfür de ciddiye alınacak bir şey yok. Bu küfür yani. Ben senin götünü dediğim zaman sana... Ayıptır söylemesi, şimdi aramızda o kadar yaş var ama ben bunu sana hakaret etme amaçlı söylemiyorum. Asla. Yanlış mıyım? Çok doğru. Geldim mi? Hah, ne haber? Kalaşnikov bulmuşsun, çelik yelek gibisin. Sen bulamadın mı? Ben bayağı... Job yok bende. Tamam gel, şu binadan sana bir tane tabanca bulsak yeter. Çünkü beni öldürürsen daha pahalı bir şey bulursan. Gel, burada silah buldum sana. Bir. Gel. Oo, hem de güzel silah bulmuşsun. Hiç ekşi sözlüğe adını yazıp baktın mı? Yok, yasak bana. Kendi hakkında yazılanları okuyor musun hiç? Yok, yasaklandı bana. Neden? Psikolojim bozuluyor çünkü. Psikoloğum mu yasakladı? Psikoloğum değil, bütün ekip arkadaşlarım yasakladı. Niye, kaldıramıyor mu? Ekşi sözlükte yazma işi güzeldi eskiden ama ekşi sözlüğü artık sahibi bile takip etmiyor, düşünsene. O yüzden onu bir vasıf göstergesi olarak hayatına sokan insanları anlamıyorum. Ve entrilerin çoğunda senin itici olduğundan bahsediyorlar. Yani kime göre, neye göre? Tabii ki birçok insana göre olabilir, birçok insana göre olmayabilir. YouTube'daki en samimi insanlardan birisi sen. Ya eyvallah. Aksini iddia eden... Ya şöyle bir şey düşün Moruk şimdi. Net yani bu. Bir insanın karşısına Instagram'dan, keşfetten ve YouTube trendlerden sürekli çıkarsan o insanın itici olup olmaması gibi bir değerlendirme yapmıyorsun. Direkt mesela zamanında Kerimcan Durmaz'ı hatırla, 2 sene evvel falan çok her yerdeydi değil mi? Aynen. Ya adam hakkında bir fikrin olmasa dahi direkt şöyle yapıyordun. Yine m**tım ya falan yapıyordun. Otomatik olarak bir sinir besliyordun. Eğer senin sinirini destekleyen 4-5 kişi de bulursan müthiş bir kadro oluyorsunuz ve ekşi sözlükte de saldırabiliyorsunuz. Twitter'da da falan da filan. 215 sayfa entry var. Yani hakikaten bunu yavşaklık olarak düşünme. Ya şöyle söyleyeyim, onlar ya, para kazanmamıza, reklam çekmemize falanı filanın tamamını iticilik başlığı altında toplamışlar ama o 215 kişi satın alır ahırda çalıştırırım yani. Şu anda ben o noktadayım, siz değilsiniz. O yüzden yazabilirsiniz. Ben bir de bu şeye gelemiyorum. Bir anda bu kadar çok takipçim olunca, hani normalde bu kadar çok takipçisi olan adamlar genelde kendine yapılan hakaretlere bile canı sağ olsun, tamam canım, tatlım falan yapıyorlar. Çünkü profesyonellik bunu gerektirir. Adam ben yapamıyorum. Ben böyle hepsini evinden alasım geliyor. O böyle alıp böyle deyip dövesim geliyor. Yavşaklara bak ya. Lan bir senedir uyumuyorum. Kendi programımı kendim çekiyorum. Kendi formatımı kendim buluyorum. Oturup montajımı kendim yapıyorum. Ekip kuruyorum. Daha farklı insanlara ulaşalım diye. Normalde gezmeye tozmaya harcamam gereken parayı kanalıma harcıyorum. Ben öyle yapıyorum. Ben de çok içeceğim. Şurada oyun oynuyorum. Birini vuracağım, göster bağırsın. Bak sakin ol. Ben, oğlum biz niye koşuyoruz 4,5 araba saattir arıyoruz, ya? Araba arıyoruz, araba arıyoruz. Traktöre binilmiyor. Ulan şansını s**eyim abi yani. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre araba görmeden koştum boş yolda ya. Bakmıyorsun ki. Bakıyorum, nasıl bakıyorum? Yolun ortasında arabalar çıktı. Sen neredesin acaba ya? Ben seni kaybettim. Oğlum bunlar yanlıyor falan, biz yanlıyoruz. Motorlu adam geldi bak, uçuyor, gördün mü? Niye uçuyor? Lan bir tane daha yanarız. Oha, araba geliyor, yardım et. Abi yardım et. Lan ateş ediyorum işte, ne yapayım? Bu kadar koşuyor. Bunun hızlı koşması yok mu? Oha, bu ne lan? Allah aşkına yardım et. Bir şey yap. Buradan vurman biraz zor. Lan mermim bitti benim. Dur, yettim tamam. Nereden vuruyorlar beni ya? Abi neredesin sen ya? Oğlum sen niye o kadar uzaksın ya? Ben sana mı ateş ediyorum şu an? Bana ateş ediyorsun büyük ihtimalle. Adam tepede bak, tepede bir tane yavşak var tepede. Bir araba daha geliyor. Ana lan burada. Öldüm. Sen de mi öldün? Ulan barışı temsil eden, hippilerden çok kullandığı Volkswagen minibüs tarafından ezildim hem de. Bu nasıl bir ironi ya? Benle o kadar taşacak geçtim videoda, gitmişsin ağzına tıkmışım böyle şeylere. Anlatmışım bir tane videoda. Oğlum anlatmadım. Çağla Şikel, çok da sevgili, sevdiğimiz hanımefendi. Yani bence müthiş bir iş yapıyor YouTube'da. Televizyonun o yaş kadınlara dayattığı şeylerden kaçabiliyorlar. O yüzden ben çok seviyorum. O programa gittim. O da sizden görmüş işte. Böyle challenge'lar falan filan. Koskoca Çağla Şikel şimdi. Oğuzhan'cığım yapar mısın dedim. Yapamam demezsin. Ben çok da eğlendim ayrıca. Ya ben zaten o videoyu eleştirmiyorum. Yok, eleştiriyorsun diye demedim. İlla ki onu söyledikten sonra girip bakıp eleştirecek olanlara cevap veriyorum. Sana kim laf edecek? Bir kim var şu anda? Yalnız ben hakikaten seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Burak. Hakikaten bak, yavşaklık değil, hakikaten çok kan seviyorum. Kan çekiyor ama yani benim çekiyor, anne tarafım Antalyalı. Sizin Pinch'in bir bölümüne telif hakkı geldi. Hmm. Ne ayak o ya?
Bir tane şarkı 15 saniyesini söylemişim. Hep söylerim. Kedimi çaldılar değil mi? Aynen. Beni arayıp teşekkür eder insanlar normalde ama bu şarkının sahibi benim zamanında televizyona çıkarttığım bir arkadaşımız. Ben çok yetenekli buluyorum. Ben biliyorum onu. Müthiş. Saçım yok kedim. Aynen öyle. Çok yetenekli bir çocuk. Çok da dinleriz şarkılarını. Süper bir arkadaş. Hatta ben eskiden kız arkadaşım televizyon programı yapıyordu benim. Onun programına falan bile yani utana sıkıla onu davet ettirmiştim. Hani anlatsın projelerini diye. Çocuk televizyon programında mailimi yazın aşağı bana yardım etsinler falana girdi. Baktım deli herhalde. Meczup yani. Sonra baktım meczupmuş gerçekten. Telif attı. Tabii tabii. Hiçbir şey demeden. Tabii tabii. Bu ayıp ama ya. Ne ayıp? Hakikaten ayıp yani. Ya telif atmadı. Yani şey çok sinir bozucu abi. Yani gerçekten çok uzun saatler çalışıyoruz. Montajını hemen yapıyoruz. Hemen mi attı telifi? Bayağı zaman geçtikten sonra mı? Yani 3-4 gün içinde geldi. Trend 1'de 3 gün kaldı. Daha izlenecekken attı yani. Tabii tabii. Trend 1'de 3 gün kaldı o video. Hiç unutmuyorum. İkinci sıraya düştü. Üçüncü sıraya düştü. Tak bir anda video gitti de trendden çıktı herhalde. Sonra aa telif nedeniyle kaldırılmıştır. Dedim ki kaldırın oğlum. Böyle devam edin. Senin daha önceden şeberme diye bir şeylerin vardı. Çok eğleniyordum onları yaparken. Nedir onlar? Onları açıklasak. Abi ben şimdi çok eskiden beri karikatür dergilerine karikatür çiziyorum. O çizimleri videolaştırmaya karar verdim. Video zaten 30 saniye. Tabii tabii. Ve izleyince hiçbir şey anlamıyorsun. Yani birkaç kere izlemen... Anlayan var. Hayır dur onu açıklayacaktım. Birkaç kere izlemen lazım. Ya, derin aptalca çünkü. Lazım. Abi çok aptalca. Yani lan bu şakayı mı yaptın gerçekten falan. Bu oyunları peki mesela daha hakim olduğun bir oyunla burada konuk ağırlamak istemez miydin? Mesela sen bu oyuna çok hakim değilsin çünkü hemen öldün. Sen öldürdün. Ben öldürdüm. Sonra sen kendini de öldürdün. Sonrasında bana 4 kişi saldırdı. İzlersin, belki izlersen videoyu görürsün. Kardeşim biz neslimizden gelir bize. 5 kişi saldırsan olur, 10 kişi saldırsan olur. 2 tane şişmanı dövdüğünü biliyorum. Onun dışında başka bir şey hatırlamıyorum. Çok güzeldi. Ben. Yazık buradan da selamlar onlara ya. Hiç şişman karnına yumruk attın mı? Attım. Yer at bir tane. Artık sen şişman değilsin ki. Bunu biri alıştırmalı zayıf. Şişman olur. Değilim ama hala bir göbek var burada bak. Tütpene. Sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Neden hala birbirimize vurmalı videolar çekiyoruz? Yok şişman göbeği. Değil oğlum ya. Nasıl değil abi şu göbek ya. Psikolojik olarak çocuk kendine göbek oldu. Aynen 87 kiloya düştüm hala kendimi şişman zannediyorum. Şişman ama bakar mısın çocuğun kemikleri falan çıktı. Adam ne kadar yakışıklıymış ya. Bence muazzam bir programdı. Beni tekrar çağır. Sen beni çağır. İzlenmeye başlayınca beni tekrar çağır. Sen beni çağır. Evet. Ben rönte gelmek istiyorum. Gel tabii oğlum. Ben istiyorum rönte. Rönte çok güzel. Çekip çekip duruyorsun beni çağırmıyorsun ama. Rönte artık zaten ünlü konuklarımızın çoğunu, senin gibi ünlü konuklarımızın çoğunu rönte programına da almak istiyorum ben. Beni röntleyin. Tam. Ama... Beni benle beraber röntleyin. O çok ayıp olur. Niye? Onu yapmayalım. Öpüşecek miyiz şu an? Niye şu anda böyle? Gitgide yaklaşıyoruz. Teşekkür ederim. Başta ne olacak bu videonun? Ha, bilmiyorum ki Oğuzhan Uğur sevgilisi var mı? Çok saçma. İzlensin diye bunlar yapılıyor. Pas da vuruyorduk. Sen istediğini söyle bana. Sen seç, ben seçemiyorum. Şöyle, gerçekten çok tatlısın. Ne zaman bizim programa konuk olursun? Sen ne zaman istiyorsun? İlk konuğum, ilk konuklarımız belli, ikinci bölüm. İkinci belli, üçüncüler de... Yok yok hayır, belli de olsa seni biliyorsun. O gün Ruhi ile geldiğinizde de öyle bir plan yoktu. Yani laf diye girdiniz içeri. Yani Ruhi'yi övüp ben ayrı bir yavrucuğum, insan sevdiğini ben alındım tamam mı? Ben alındım. Tamam hadi dökül bana burada, anlat. Neyi anlat? Orada hangi söylediğim seni rencide etti, burktu, üzdü? Hepsi. Sen benim elime bir şey veresin mi var? Ne bileyim bunu böyle sallamak çok hoşuma gitti ya. Tamam gel. Teşekkür, iyi ki geldin. Teşekkürler. Bu videoyu bit. Temmuz kapat. Kapat Temmuz. Temmuz kapat videoyu. Hadi çabuk kapat. Kapat artık Temmuz. Hadi abone ol, abone ol. Bitsin. Gerek yok. Gerçekten abone ol diyecek mi ya? Demeyelim. Çok samimiyetsiz. Hadi gidelim. İşe yaptınız ya işe. Bay bay. Allah dur benim kırıldı. Benim de. Arkadaşlar videoyu bitirmeden bir duyuru yapayım. Açıklama kısmındaki linkten PUBG çekilişimize katılabilirsiniz. Oynasana'yı gösterecektim. Burası yeni stüdyo olduğu için oynasana.com'la yine bir çekiliş yapıyoruz. 5 kişiye PUBG vereceğiz. Onun dışında başka da diyecek bir şey yok. Bunlarda kulaklık. Vallahi yok. Hadi gittim ben.